Evet arkadaşlar, Veteranlar Ligi ile ilgili Hendek'imizin gurur kaynağı eski futbolcumuz Osman Yazıcı ile bir söyleşi yapacağız. Osman Bey, öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Evet, merhabalar. Eski futbol geçmişinizden bahseder misiniz? Evet, merhabalar, teşekkür ediyorum. Tabii ki şimdi Hendek camiamız bizi tanıyan da olur, tanıyamayan da olur. Yıllardır spor camiasının içindeyim. Akademi ligi oynadık, Val ligi oynadık, ikinci lig oynadık. Şimdi de tabii yaş itibariyle hocalık Dereköy'ü şampiyon yaptım. Yeni Mahalle Spor'da hocalarımla birlikte şampiyon yaptık ve veteranlara döndük. Evet. Bu veteranlar nedir? Amacı nedir? Şimdi şöyle izah edeyim. Veteranlar Ligi geçtiğimiz yıl kurduk. Daha yeni bir kuruluş oldu. Bunun kuruluşumuzda Belediye Başkanımız Turgut Boboğlu da bize destek oldu. Bu arada onu da belirteyim. Teşekkür ediyorum kendisine. Veteranlar demek eskiden gençlikte futbol camiasında olup futbol oynamış eski prof, amatör yıllarca camianın içinde olup eski sporculardan bir araya gelen bir camia diyelim. Yani belli bir yaş üstü. Yani örneğin 38 yani 40 yaş üstü bir lig oluyor. Evet. Peki bu turnuvalar nasıl düzenliyorsunuz? Nasıl oluyor? Şimdi bu turnuvaları biz düzenlemiyoruz. Düzenleyen büyük geniş çaplı organizasyon yapan Erkan hocamız var. Biz oraya geçen sene ben diyeyim daha doğrusu. Ben zaten yıllardır Serdar Şener'le birlikte Sakarya Masterlar'la oynuyoruz. Dedim ki ben de bu ara Hendek'ten de bir takım çıkarayım. Çünkü spor seven dostlarımız, kardeşlerimiz var. Ve ilk sene olmasına rağmen güzel bir başarı elde ettik. Gittik geldik, herkes memnun kaldı. Ya sanırım ilk turnuvada gayet güzel maçlar oynadınız, güzel skorlar Tabii oraya da hemen... Oradaki duygu düşüncelerinizi maçlarla ilgili alabilir miyiz o zaman? Şimdi tabii benim tecrübe açısından ben tecrübeli olduğum için ben o kadar şey yapmadım ama götürdüğüm yeni arkadaşlarımız diyeyim. Hiç gitmemiz arkadaşlar tabii orayı görünce, ortamı görünce, organizasyonu görünce çok memnun kaldı. Hatta hemen bitip geldikten sonra hemen beni de işte bir dahakine hemen not al gibi böyle söylemlerde bulundular. Oranın ortamı çok güzel. Efendime söyleyeyim. Belirli bir yaşta gidiyorsun futbolun egonu tatmin ediyorsun. Yani giden memnun. Peki bu lig usulü mü yoksa turnuva şeklinde mi oluyor? Puan usulü mü? Bu veteranlar ligi şimdi o lig usulü olanlar Elite Master diye geçiyor. Tabi oraya da katılacağız eğer oluşum yapabilirsek. İmza attım ama daha oluşum bekletiliyor şu an pandemiden dolayı. Veteranlar Ligi puan usulü oluyor. Yani turnuva şeklinde. Diyelim ki 20 takım varsa hemen grup orada yöneticiler işte var. Onu hemen gruplara belirliyorlar. İşte ben gruba düştüysem orada eleme ve puan usulü ilk ikiler çıkıyor. Öyle. Peki bu il ve ilçeden kaç takım katılabilir ve Sakarya'dan, Hendek'ten, ilçelerden? Şimdi buraya katılım sınırsız. İlçeden veya ilden, mesela örneğin bizim grupta Mardin vardı. Aynı bir takımda bir Mardin daha vardı diğer grupta. İki takımla gelmiş mesela örneğin. Biz Hendek, Sakarya, Hendek'i temsilen ilk defa gittik. Bir takım çıkardık. Tabii isteyen burada çıkarabilir. Yani burada sınır yok. Anlıyorum. Peki bu turnuvanın gelir giderlerini, sponsorlarını nasıl ayarlıyorsunuz? Yani masraflarını kim karşılıyor? Şimdi tabii bunlar iyi güzel bir konuya değindin. Tabii bu parasız maddiyatsız olmuyor. Buradaki arkadaşlarımız, etrafımızdaki topçularımız buraya gidiş, otelde kalış masraflarını kendileri çekiyor. Ama her birey kendisi mi karşılıyor? Tabii her birey kendisi karşılıyor. Konsept alınıyor otelden 4 günlük onu ödüyor, kalıyor. Yalnız bize tabii bu sene araba yönünden bize Turgut Başkan, belediye başkanımız Turgut Babaoğlu verdi. Araba temin etti, işte forma yaptırdı sağ olsun. Bunlar bir katkıdır. İyi sporu seven arkadaşlarımız var. İşte ben katkı sağlıyorum öteki derken öyle yuvarlıyoruz bu işi. Anladım, masraflarınızı kendiniz karşılıyorsunuz. Yani. Peki bu kaç kişiden oluşuyor? Belli bir sayı var mı? Kontenjan var mı? Şimdi turnuvalarda tabii ki belirli bir şey vardır. Yaş sınırlaması vardır. Çizelge vardır. Kontenjan vardır. Onu tabii tertip komitesi belirliyor. Biz de uyuyoruz. Biz de bu sene tabii buraya bu tür turnuvalara geniş kaplamlı gitmek lazım. Niye diyeceksiniz? İlk gittik. İkinci, üçüncü maça takım çıkaramadık. Sakatlık oluyor. İşte hazır olmuyorlar gibi. Ne kadar geniş tutarsak o kadar daha iyi olur.
Peki idman sorunu oluyor mu? İdmanları nasıl yapıyorsunuz? Nerede yapıyorsunuz? O da güzel bir olay. İmkanlarınız var mı? Şimdi tabii imkanlarımız, Allah'a şükür, yine şöyle belediyenin katkısı oluyor. Olmuyor desek yalan olur. Sentetik'te bir iki ay hazırlandık. Ama bu sene inşallah daha iyi hazırlanacağız. Hazırlandık, gittik ama yeterli mi? Değil, gelmedi. Mutlaka hazırlanmak lazım. Çünkü belirli bir yaştaki insanların adalesi maçı kaldırmıyor. Çünkü sprint atıyorsun, belirli bir yaştasın, patlıyor. Onun için ne kadar çok olursa o kadar iyi. Yani burada işte 15 kişi, 20 kişi değil, 25 kişi, 30 kişi. Yani sorun. İlgi ve alaka var mı yani? Bizim şu an burada ilgi alaka var. Arkadaşlarımız bazıları geçen sene gelmek istedi. Birinin cemiyeti oldu, birinin şeyi oldu. Biri işte pandemden gelemedi, biri korona oldu. Ama bu sene daha iyi olacak. Daha çok katılım olacağına inanıyorum. Anladım. Peki yakında bir turnuva var mı? Pandemi nedeniyle olma veya olmama ihtimali. Şimdi yok. 25-30 Mayıs'la tarihler belli. Bu sefer Marmaris'te olacak. İşte tertip komitesi öyle belirlemiş. Bu sefer konseptimiz 4 gündü 5 güne çıkardılar. Bir turunu aytopçulara işte tekne turu gezdireceklermiş. Güzel. Şimdi hazırlanıyoruz yavaş yavaş. Evet, katılım olan arkadaşlar varsa katılabilirler. Kesinlikle katılmak isteyen varsa, biz şimdi katılıyoruz diye öyle bir şey yok. Gelmek, bize katılmak isteyenler, hepsine kapımız açık. Ben hayır gelme demem. Futbol amaç burada spor, kaynaşmaktır. Herkesi birbirine sevdirmek, ne bileyim ben, dost edinmek. Yani sporun zararı olmaz. Evet Osman Bey, yeni Mahalle Spor Teknik Direktörü olarak vermiş olduğunuz demek için çok teşekkür ediyoruz. Söylemek istediğin güzel sözler varsa buyurun söyleyebilirsiniz. Evet, ilk önce tabii Serhat kardeşim de bu olayı bize sunduğu için teşekkür ediyorum. İnsanlar, vatandaşlar görsün. Bazılarının haberi yok, veteranlar nedir, neyi temsil ediyor. Biz de böyle bir şey yapalım, hazırlayalım dedik. Veteranlar aslında insanlar spora susamış. Yani bunları tabii o ortama getirmek, tabii benim burada yüküm ağır ama olsun, ben de sevdiğim için insanları topluyorum bir yere. O insanlar da bana teşekkür ediyor, dua ediyor. Yani sakatlıksız bir şekilde inşallah Mayıs'taki turnuvaya iyi bir şekilde hazırlanıp katılıp Hendek'imizi, Sakarya'mızı iyi bir şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Güzel günlerde görüşmek üzere. Saygılar. Evet. Efendim.